Sevgili izleyenler, yine bir cumartesi günü sizlerle birlikteyiz. Bugün yine biraz gezelim dedik. Kasım ayı, yine güzel bir hava. Akşam bir yağmur yağdı, sabah açmış. Güzel bir gün. Bugün de dedik ki Bahra'nın en yakın mahallesi, hepimizin iyi bildiği Tüncüler, Tüncüler Köyü, Tüncüler Mahallesi. Burası da Bafra'nın en yakın, güzel, şirin mahallelerinden biri. Burada yol çalışması devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Yolda genişletme, düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bayağı yoğun bir faaliyet var. Güzel, şirin bir yer. Hemen dediğim gibi Bafra'ya yakın. Yazlık yer niteliğinde, yani burada birçok arkadaşımızın güzel yazlık evleri var, bahçeleri var. Şehrin kenarında, şehirden uzak, gayet güzel, sakin bir yer. Tüncüler Köyü genelde mübadillerden oluşuyor. Tabii yine bizim Karadeniz'den gelen burada arkadaşlarımız var. Öksüz kardeşler, öksüz kardeşler. Onların da hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Böyle kısa bir gezi yapalım dedim. Bugünümüz de boş geçmesin. İşte orada da gördük bak, öksüzler, öksüzler sokak diyor. Temiz, güzel, şahane bir yer. Tütüncülükle, hayvancılıkla uğraşıyorlar. İsmi üzerinde Tüncüler. Biz eskiden cırıklar diye ben biliyorum, öyle hatırlıyorum. Şahane küçük bir merkezi var, görüyorsunuz. Burada güzel bir anıt yapmışlar. Selamünaleyküm. Bakkal, merkez, efendim, cami burada hemen görüyorsunuz, sağda. Bakkal, manav, köy çapında küçük işletmeler var. Gördünüz güzel şirin camımızı. Görüyor musunuz? Doğal, orijinal bir Anadolu köyü işte. Bir şehire yakın dedik. Tüncülerin bayağı bir kısmı ticaretle de uğraşıyorlar. Tanıdık yakın arkadaşlarımız var hepsi. Otobüsçülükten mobilya, mefruşat, bilimum, diğer çeşit inşaat işleri falan, genel konularda çalışan birçok aradığımız arkadaşlarımız var. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Buradan da güzel bir mezarlık yapmışlar. Gayet güzel çevresi falan.
düzenlemesi gayet güzel. Buradan vesileyle burada ebedi istirahatkârında olan cümle geçmişlerine de rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Gayet güzel, bakımlı bir yer. Gördüğünüz gibi böyle küçük, düzgün bir yer işte. Büyükşehir Belediyesi burada bir tabela asmış güzel. Şimdi gördüğünüz gibi burada mahallelerimiz çok yakın birbirine, iç içe. Hemen solda Lengerli Merkez görüyorsunuz. Köylerimiz oldukça yakın birbirine. Buradan şimdi nereye gidiyoruz? Gördüğünüz gibi burada da güzel bir beton yol yapılmış. Hepimizin Bafralı olarak tabi birçoğumuzun yakından bildiği, takip ettiği örnek köy. Organik köy, organik köy. Sürmeli, Sürmeli'ye doğru gidiyoruz. Hemen yine sağ taraf Lengerli'nin bir mahallesi. Çatak, Çakıllı. Böyle mahalleler iç içe devam ediyor, görüyorsunuz. Bir sürü mahallelerimize ulaşım var. Siz kendi gördüğünüz tabelalara göre yolunuzu seçiyorsunuz. Yukarısı Evren Uşağı. Evren Uşağı Mahallesi.
tüm mahalleler hepsi birbirine yakın, komşu gayet küçük, güzel. İşte Doğan Yuvası mahallesi. Lengerli'nin bir mahallesi görüyorsunuz. Yani her şey iç içe, hep yakın bir arada. Sürmeli biraz daha ileride kaldı. Artık oraya daha sonra böyle özel bir günde uğrarız orada. Pazardan, mahalleden böyle geniş görüntüler alırız, bilgiler alırız. Buradan köydeki bu organik tarımın kurulmasında öncülük eden sevgili arkadaşımız Süleyman Özat'a, ona ve tüm bu konuda birlikte çalışan ekibine, arkadaşlarına, köylülerine, onlara da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada bir örnek köy yaptılar. Çevreye örnek oldular. Bu türlü çalışmaların daha da artarak devam etmesini bekliyoruz tabii ki. Keşke bir sürü yerleşim merkezlerimiz bu konuda birlikte hareket etseler de bir şeyler yapabilseler. Tabi burada katkılar, destekler gerekiyor muhakkak, onlar da olacak. Geç geliyor, nasıl diyelim artık, bölgemizde mi böyle bir etkiler oldu, ülke çapında mı oldu? Eskinin sayılı belli günleri, burada yaşayanların bildiği işte Kasım'ın 3'ü, 5'i, 10'u diye sıralanan günler var. O günlerde belli olan bir takım havalar vardı. Şu an onlar biraz, nasıl diyeyim, yani şaşmış durumda. Yavaş yavaş Evren Uşağı köyünü bitireceğiz. Sürmeli'ye doğru devam edelim. Daha sonra diyordum ama olsun, şimdi devam edelim. Evren Uşağı İlkokulu burada güzel bir yer. Okulları var. Biz yine dediğim gibi Sürmeli'ye kadar bir geçelim. Ağaçların tabii bir kısmı gördüğünüz gibi yapraklar.
İşte karşınızda gayet güzel görünüyor, bakıyorsunuz. Bizim meşhur Nebiyan tepemiz, Nebiyan yaylası sivrisi. Kulenin olduğu yer, en sağdaki o yüksek olan sivri, orada güzel bir yangın kulesi var. Buraya da çıktık zamanında. Yine köylerimiz öylece karşıda görünüyor, birçok köyümüz. Hepsi birbirine yakın.